yapıyor. Ben de şu ifadeyi okuyayım mı? Kulağın da bende olsun. Sesini alalım. Şimdi ifadenin tamamını hepsini okuyamam da. Şimdi hemen o bakayım sevgili izleyiciler. Tabii ifade sıcağı sıcağıma elime ulaştı da. Ben diyor 21.08.2024 tarihinde saat 06.30 sıralarında Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Çarıklı mahallesinde yeni bir ev yaptırıyordum. Bu evin elektrik tesisatı için gitmiştim. İtirafçının ifadesini okuyorum. Burada çalıştıktan sonra Çarıklı mahallesinin trafik ışıklarının bulunduğu yerde elektrik malzemesi satan, soy ismini bilmediğim Vedat isimli şahsın dükkanına gittim. Kendisine 5000 lira borcum vardı. Kredi kartından çekmek istedim. Hızlı okuyorum. Devam edelim. Bir dakika. Bu arada Salim Güran'ı aramış. Kendisi aramış. Evimizin şebeke sularının kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı Salim Güran'ı aradım. İçme suyumuz akmıyor dedim. Yaklaşık bir dakika kadar konuşmuşuzdur. Konuşma esnasında Salim bana ben arıza için yetkilileri ararım dedi. Daha sonra aramızda bir konuşma olmadı. Salim Güran'ın evi yaklaşık 800-800 metre mesafe vardır. Ben diyor oraya gittim. Böyle hızlı hızlı geçeyim. Salim Güran araba içinde görüyor. Tavşantepe mahallesine doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda bana Salim Güran korna ve selektör yaptı. Ben de bana içme suyuyla ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek benim aracıma doğru geldi. Amcadan bahsediyoruz. Ben de araçtan indim ve Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle 47 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan ön yolcu koltuğunda, Allah Allah, çocuğu battaniyeye sarıp koltuğun ön tarafına oturtmuş. Battaniyeye sarılı bir şey göstererek bunu yok edeceksin dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniye sarılı vaziyette ve hareketsiz vaziyette yatan bir insan olduğunu gördüm. Ben insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Bu esnada Salim Güran bana hitaben, iyi düşün, aileni düşün, sana 200 bin lira para veririm dedi. Bu esnada etrafımızda kimse yoktu. Bana hitaben aracında torba var mı dedi. Ben de aracımın bagajında rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Allah sizi var ya. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı bir küçük çanta vardı. O zaman çocuk eve girer girmez, çantasıyla eve girer girmez bir şeyi görüyor çocuğu orada hemen. Çanta omuzunda, yani çocuk eve dönmüş, onu anlıyoruz. Birazdan cinayetin nedenini de açıklarsam tam oturacak. Çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında, boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Salim Güran'ın tam hatırlamamakla birlikte mavi tonlarında ya da füme tonlarında bir tişört, altında da hatırlayamadım işte kıyafetler, kot pantolon vardı. Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamada benim aracım olan bağlamadan, of ya lan bu ne ya, 23AN630 plakalı aracımın arka koltuğunun önündeki ayak paspasının altında yere koydum narini diyor. Allah sizi var ya. Ve ben aracıma bindim. Yani özür dilerim tepkilerim için ama aracımın yönü mezarlık tarafıydı. Muhtar Salim Güran birlikte ayrılmadan önce gül diye tabir ettiğimiz eğer tutmaz deresine doğru götür diyerek eliyle dereyi işaret etti. Ayrılırken Salim Güran ne yaptığına bakmadım. Direkt olarak mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine gittim. Aşağı indim. Of ya, yere inerek çevrede ip aradım. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi. Ah vicdansız seni. Çantanın ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ağacın yanında birçok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım. Çuvalın birisi tarafından bulunur diyerek düşünerek üzerine taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı. Bunu tek başına yapmış. Allah sizi var ya kahretsin yani. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan üzerine çalı koymadım diyor. Büşra beni duyuyor mu? Üzerine çalı koymadım diyor. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra eve gittim. Ay okuyayım mı ya? Hepsini okumam istiyor musunuz ya? Allah'ım ya Rabbim ya.
Peki 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine de çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra ismi Sermi. Fakat Türkçe ismini bilmiyorum. Baldızım Zeynep'in evine gittim. Gittiğim esnada Baldızım Zeynep ve 3 tane kızı vardı. Evin içinde patlıcan doğuruyorlardı. Oturdum bir çay içtim. Ya Allah'ım, ortalama 15-20 dakika oturdum. Sonra baldızımdan peynir aldım. Rahatlığa bakar mısınız? Ve Tavşantepe köyünde bulunan, sanki tesadüfen karşılaşmışlar. Cesedi almış oraya götürmüş. Gidiyor kardeşinden peynir alıyor, patlıcan doğuruyorlardı diyor. Ortalama 15 dakika oturdum, evime gittim. Aracıma bindim, gelmişken fayans işleri vardı, onları da hallettim. Sıva işçiliği yapan oğlum Ferhat, amcası. Of ya, aracıma bindim hızlı hızlı. Bu arada eve geldiğimizde saat yaklaşık 19 sıralarıydı. Köyde insan hareketliliği vardı. Annem, eşim de Narin Güren arıyorlarmış, bana söylediler. Ben de bu yukarıda anlattığım olayla ilgili bir şey söylemedim. Evin içerisine girdiğimde namaz kıldım ve sonra yemek yedim. Narin Güran'ı arama faaliyetlerine katıldım. Allah var ya, sizi dinlediğim gibi yapsın. Bu ne soğukkanlılık ya. Ne soğukacağım, merak ettim. Narin Güran'ı 03 sıralarına kadar aradıklarını öğrendim. Saat 07-08 sıralarında muhtar Salim Güran jandarma ekipleriyle birlikte hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu. Hatta kanalın çevresinde arama yaptığımız esnada Salim Güran'ın kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm. Salim Güran jandarma ile birlikte her gün yapmacıktan göstermelik olarak arama yapıyordu. Daha sonra jandarma ekiplerine teslim olmak aklıma gelmedi. Çünkü ben öldürmedim ama jandarmanın beni yakalayacağını biliyordum. Ay Allah, sizi ne diyeyim yani. Şimdi bu ifadeden anlıyoruz ki çocuk eve çantasıyla dönüyor. Çantasıyla dönüyor, o sırada kapıyı açıyor. Şey görüyor. O sırada annesinin yanında o zaman çocuğa bir şey yaptılar yani. Başım ağrıdı ya. Cinayetin nedenini açıklarsam her şey daha da oturacak.